Değerli izleyenler, güne merhaba devam ediyor ve bugünkü stüdyo konuğumuz sabah saatlerinde de ifade etmiştim. Bizlere Facebook ve Twitter'dan mesajla gönderebilirsiniz demiştik. Ve bugünkü stüdyo konuğumuz Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emet Eymge bizlerle birlikte. Kendisiyle bugün sohbetimize başlıyoruz. Aslında konumuz yine insan. İnsan temelinde çünkü her şey tüm haklar. Bizim gibi ülkelerde bu hakların ne kadar bize verildiği ve biz ne kadar haklarımızı biliyoruz tartışılır. Dolayısıyla bu konuyla konuşacağız efendim. Sizler de sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Sayın İmge hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydınlar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. 2015 yılının ilk stüdyo konuğu da siz oldunuz. Kırmadınız bizleri. Efendim tabii Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı dedik sizin için. Bunun yanı sıra tabii başka tartılarınız da var ama biz bununla konuşalım. Öncelikle ülkemizdeki sağlık sektörünü nasıl değerlendiririz? Çünkü bütçe görüşmeleri de yapıldı. Yine bütçe görüşmelerinde elbette sağlığa da bir pay ayrılıyor ama bu bizim ülkemiz için çok da yeterli gelemiyor ne yazık ki. Ayrılan bütçelerle sadece personeller ödenebiliyor, yatırım yapılamıyor, devlet kendi yatırım yapamıyor sağlığa. Yaşanan bütün bunlar olurken de elbette mağdur olan sadece sektörde çalışanlar değil, hastalar da, işte ne bileyim hizmet almaya çalışan insanlar da daha da ağır mağduriyet yaşıyor. Yaşanılan bu durumu özetlersek nasıl özetleriz efendim? Aslında siz çok güzel özetlediniz. Ben de pozitiften başlayayım o zaman. Siz de pozitiften yani başlayayım. Evet, bütçe yetmiyor ama pozitiften başlayayım. Tabii ki sağlıkta bir kaotik durum var. Hemen hemen gelen her sağlık bakanı bugüne kadar, ben 20 yıldır sağlıkla yakın ilgileniyorum, sağlık sektörüyle. Her sağlık bakanı sağlıkta reform yapacağını, paketler halinde yasaların meclisten geçeceğini, sağlığın finansman meselesinin mutlaka Türkiye ile birlikte halledileceğini, çünkü mevcut ülkemizin durumundan yapısından dolayı, tek başımıza kalkamıyoruz bu işin altından. Hemen hemen her sağlık bakanı görevinden şu veya bu sebeple ayrılırken neredeyse halletmiş durumda gidiyor. Sonra yeni baştan, yeni kabineler kuruluyor, yeni hükümetler kuruluyor, yeni seçimler oluyor. Yine aynı şekilde büyük bir umutlarla işte paket halinde yasalar geçecek, sağlıkta reform olacak. İşte sendikalarla, özellikle sendikalarla, sağlık sendikalarıyla uzlaşım sağlanacak. Sağlık çalışanlarının örgütlendiği meslek örgütleriyle uzlaşım sağlanacak. Hastanın adı yok bu fotoğrafın içerisinde. Evet. Ama bütün bunlar hasta odaklı yapılacak. Evet. Evet. Şimdi bu son hükümetin icraatlarına gelecek olursak yine aynı şeyle başlandı. Bir sağlık çalıştayı yapıldı. Tüm kesimlerin geniş katılımıyla, yani katılımcılık anlayışı yüksekti, motivasyon yüksekti. Hiç usanmadık. Yani son 20 yıldır herkes bu katkıları koyuyor her hükümet döneminde. Yine durum tespiti yaptık yeniden. Koyduk ortaya durumu. Çözüm önerilerini ürettik. Onu da koyduk bir tarafa. Sonra bakanlık bu hedefleri, çözüm önerilerine yönelik hedefleri hayata geçirmeye başladı tek tek. Tabii ki bunların içerisinde 5 tane öncelikli vardı ki bir tanesi genel sağlık sigortasıydı. Genel sağlık sigortasıyla alakalı KKTC'de olan herkesin bir şekilde sigorta kapsamında olması. Yani yerli, yabancı. Yerli, yabancı bir şekilde herkes sigorta kapsamında olması. Cebinden bir miktar para ödüyor olması. Onun karşılığında daha iyi hizmet alabiliyor olmasıdır işin özet tarafı. Tabii ki ödeyemeyecek durumda olanlar vardır ki bir miktar da muafiyet durumu vardı. Bunun için bir
fon oluşturulacak, bir idari yapı oluşturulacak ve tabii ki bu bütün bu söylediklerimiz bir yasa çerçevesinde, Çalışma Bakanlığı'na bağlı bir yasa çerçevesinde oluşturulacak bunlar. İşte geçen Kasım ayından bu yana bu sağlık çalıştayının sonuçlarına ilişkili olarak en çok yol kat edilebilmiş konulardan bir tanesi de genel sağlık sigortasıdır. Genel sağlık sigortası geçmiş hükümetler döneminde de, geçmiş ekipler döneminde de hep çalışılmış. Ama ne zamanki konu işin finansmanına gelmiştir, finansman açığı nedeniyle ortada kaldığı söylenmektedir. Bu yıl finansman açığının Türkiye'den karşılanacağı. Bir de aradaki fark, geçmiş yıllara göre Türkiye bu konuda dersini çalışmış durumdadır artık. Çünkü kendi ülkesinde bu meseleyi oturtmuş, uygulamaya başlamış, hatalarından görmüş, öğrenmiş ve yeni düzenlemelerle son şeklini uyguluyor olmaktadır Türkiye. O nedenle daha yol gösterici olabiliyor. Artı finansmanı konusunda bildiği için ülkedeki kayıt dışılığı diyelim. Yani pek çok sektörde kayıt dışılık vardır ve kaos vardır. Bütün bu kayıt dışılığı da kontrol edebileceği devletin, maliyenin bir sistem olacak tabii ki. Ne kadar sürede tamamlanacak bu ya da ne kadar sürede oturmuş olacak? Sayın Bakan'ın dediğine göre 2015 yılında bu yıl mutlaka yasa geçecek. Yani neredeyse hazır durumdadır yasa bildiğim kadarıyla. Teknik ekip, teknik grup çalışıyor. Türkiye ile birkaç toplantı oldu. Onlar geldiler, buradan gidildi. Ve 2016'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor tüm adada. Türkiye pilot bölge olarak başlamıştı yavaş yavaş. Hı hı. Bakana sordum, bir anda tüm ülkede geçileceğini söylüyor. Tabii ki ülkenin durumuna baktığımızda umarız bu olur. Çünkü çok hükümetler gördük, çok programlar gördük, çok yasa taslakları gördük. Hatta yasalar geçer, uygulamada sorun olur. Yani yılın ilk gününde ben iyiyi konuşmak istiyorum. Hasta hakları yasası hazırdır. Çok güzel. Geçen yıldan hazırdı. Sayın Bakan'a ve Bakanlığa teslim etmiştik biz. Ne içeriyor efendim bu yasa? Şimdi genel evrensel hasta hakları vardır dünyada. Yani bizden önce keşfedilmiş. Bu hasta haklarının düzenliyor, tek tek sayıyor ve uyulmadığı takdirde bu haklara ne gibi cezalar olduğunu da, yani diyelim ki hasta hakkınız ihlal oldu, şikayet ettiniz, düzgün bir şikayet, hatta yasal yola gittiniz, bütün bunlara cevap veren bir yasa taslağıdır. Dünyada çok az ülke vardır ki hasta hakları özel bir yasayla, tüzükle yürütülmeyen ülke. Bu, o ülkelerden bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Önemli bir eksik. 2002 yılından beridir bununla uğraşıyoruz biz yasayla ilgili. Yasanın hikayesi de genel sağlık sigortası gibi. Daha çok finansmanla konuşulmuyor. Çünkü büyük bir finansman gerektirmiyor hasta hakları yasasının uygulanır olması için. Önce bir ülkede farkındalığın yaratılması lazım. Yani yurttaş eğer haklarını biliyorsa, hakların yanında sorumluluklarını biliyorsa hasta olarak ve bunları doğru düzgün talep edebiliyorsa hasta hakları vardır bir ülkede. İkincisi, bütün bunlar olduktan sonra, talep edildikten sonra o süreçlerin, yani şikayet mekanizmalarının düzgün kurulmuş olması ve hakkaniyetle işliyor olması ikinci adımıdır. Farkındalık konusunda epeyce yol kat ettik biz Hasta Hakları Derneği olarak. Gerek böyle medyanın, özellikle de medyanın büyük bir desteği oldu. Buradan teşekkür ediyorum tüm emekçilere. Onun dışında çeşitli örgütlerle, kurumlarla birebir hasta hakları
nedir, sorumluluklarımız nedir, günlük hayatımızda nasıl tezahür ederi? Çünkü hasta hakları nedir ve sorumlulukları nedir anlatırken çok böyle felsefi bir konu ortaya çıkar. Ama bunun hayatımıza nasıl yansıdığını, hangi noktalarda işlemeyen, ters giden mekanizmanın, dişlilerin, çarklarının takıldığı yerde hasta hakları nasıl ihlal edilir de ayrıca konuşuyoruz ki daha oturabilsin diye konu. Bence bir kıvama gelmiştir hasta hakları ve sorumlulukları konusunda toplumun bilinci daha da artması gerekiyor ama belli bir kıvama girmiştir. Kıvama girmeyen henüz şikayet mekanizmalarının sağlık hizmeti sunan kurumlarda tam olarak oturmamış olması, hatta bazılarında hiç yoktur. Özel hastanelerde bir miktar sağlık çalışanları hasta hakları konusunda eğitim aldılar biliyorum. Hastanenin akreditasyonuyla alakalı alınan eğitimlerde ve yapılması gereken işlerin içerisinde bu da var. Sağlık çalışanlarının da hasta haklarını biliyor olması lazım ki onların da buna uygun davranış göstermesi lazım. Onun dışında yine özel hastanelerde şikayet mekanizmaları da kısmen gelişmiştir. Görüyoruz ki bir şikayet kutusu bulabiliyoruz özel hastanelere girdiğimizde. Tabii ki bu çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Yani şikayet kutuları var ama şikayet kutularına düzgün şikayet yazılıyor mu? O şikayetler düzgün olarak değerlendiriliyor mu? Şimdi özel sektörün derdi kar ve rekabet olduğu için bu konulara, hasta memnuniyeti konusuna tabii ki çok daha ciddi bir şekilde eğilmek durumundalar ayakta durabilmeleri için. Ancak kamu sektöründeki hastanelerimizin durumu arzu edilenin çok çok gerisindedir. Kaotik bir ortam olduğu için zaten hasta nereye şikayet edeceğini de bilmez. Hastanın kendisi de yani sıkıntıya girdiğinde hastanın kendisi de kaosun içine biraz daha kaos katacak şekilde de bağırır, çağırır, sesini yükseltir. İşte işi hallolmazsa da işte bir basın kuruluşuna gider, şikayetini anlatır, manşet olur, birkaç gün olur biter. Çok ender olarak yazılı şikayet yapan var. Gerek derneğimize, gerek Sağlık Bakanlığı'na. Yasal sürece giren de var. Özellikle ölümlü olaylarda. Yasal sürece giden de var. İsterseniz şeyi söyleyeyim. Yani bugünkü mevcut düzende hasta hakları yasası yokken ne yapılabilir, ne var mevcut elimizde? Bir kere ister özelde çalışsın, ister devlette çalışsın, bir sağlık çalışanıyla alakalı veya sağlık kuruluşuyla alakalı şikayetimiz olduğu zaman kurumun kendisine, yani hangi kurumdan hizmet alıyorsa, ikincisi Sağlık Bakanlığı'na, üçüncüsü de eğer şikayetçi olduğumuz sağlık çalışanı hekimse veyahut ilgili birliğine, yani diyelim ki hekimdir, Tabipler Birliği'nin yönetim kuruluna ilgili olayı yazılı olarak rapor edip bir zarar gördüğümüzü söylememiz lazım. Yani buradan bir zarar gördüğümüzü ve şikayetçi olduğumuzu düzgün bir dille ifade ediyor olmamız lazım. Tabipler Birliği'nin yönetim kurulunun kendi tüzüklerine bakarak oluşturdukları bir dosya olur bu şikayetle ilgili. Dosya tamamlandıktan sonra tüm veriler, tüm araştırmalar dosyanın içine girdikten sonra disiplin kuruluna sevk eder ve nihai kararı disiplin kurulu verir. Bunun örnekleri vardır geçmişte. Yani çalışıyor, evet çalışıyor sistem. Şikayetler vardır. Yönetim kurulu zaman zaman bu şikayetleri olgunlaştırıp disiplin kuruluna veriyor. Ve meslekten men etmeye gidecek kadar da cezalar uygulanıyor. Peki bazen çok geniş gecikmeler de oluyor. Yani bir hastaların yaptığı şikayetlerin bir örneği, eğer yazılı yapan hasta artık bizi de duymuş durumdadır. Bize de bir
kopyasını veriyor ve biz de takipçisi oluyoruz. 2014 yılı içerisinde sonuçlanan hasta hakları şikayeti vardır. Sonuçlanmayan da vardır. Yani şimdi 2014 yılında olmuştur ama henüz daha ne Sağlık Bakanlığı bir cevap vermiştir hastaya, ki biliyorsunuz bugün iyi idare yasası geçti, bilgi edinme hakkı yasası geçti. Bu yasaların içerisinde makul sürede, bir makul süredir ki işte 30 gündür, 40 gündür bir makul sürede mutlaka bilgi verilmesi lazım. Hiçbir bilgi almayan ve yazılı şikayet yapan, düzgün yazılı şikayet yapan hastalar veya hasta aileleri de vardır, bunu biliyoruz. Yasa geçerse umut ediyoruz ki daha düzgün koşullarda şikayet mekanizmaları işleyecektir. İlla ki davaya gitmek gerekmiyor. Bazen çok ufacık düzenlemelerle, yani hatta finansman gerektirmeyen ufacık dokunuşlarla, sırf iletişim, hastanelerdeki çok yönlü olan iletişim mekanizmasını düzenleyerek hasta memnuniyeti sağlamak mümkün. Ve hasta memnuniyetini sağlarken, eğer hasta hakları bir ülkede iyi uygulanıyorsa, yani çark iyi işliyorsa, sağlık çalışanlarının memnuniyeti de artar. Evet, bu noktada efendim bir iki tane tweetimiz var, onları sizinle paylaşalım. Örneğin az önce ifade etmiştiniz, işte gerekirse Tabipler Birliği'nde bu mekanizma çalışır demiştiniz. Bir izleyicimiz şunu göndermiş bize, tweet atmış. Çok doğru söylüyorsunuz. Fakat bugüne kadar doğumlarda ölen bir doktorun adını yazmış ama buradan okumayacağım ben, çünkü yargısız infaz olmasın. Doğumda ölen Gamze vardı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Öte yandan bir başka izleyicimiz şeyi göndermiş. Hastanenin göğüs bölümünde oksijen maskesi dahi yok. Bunu dahi bizden istiyorlar. Alıp götürüyoruz. Ama yine de düzgün bakım görmüyor hastalar. Nasıl davrandıklarını bir görseniz. Onlarla ilgili bir işlem yapılır mı, yapılmaz mı? Nasıl ifade edeceğiz bunu demiş. Düzgün bir şekilde derken kastınız nedir diye sormuş bir izleyicimizdi. Ve bir başka izleyicimizdi. Ben anlamıyorum diyor. Devlet hastanesiyle Yakında Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında anlaşma var. Ödeyeceklerini söylüyorlar, gönderiyorlar. Sonra kavga ediyorlar. Biz hasta olarak istediğimiz doktordan, istediğimiz dönemlerde, istediğimiz mekanda hizmet alamayacak mıyız? O anlaşmada da bir tuhaflık olduğunu düşünüyorum demiş. Evet. Önce sonuncudan başlayalım isterseniz. Tabii ki özel hastaneyle devletin anlaşması var. Kendi o hizmeti sunamıyorsa mecburdur dışarıdan hizmet alsın. Devlet de böyle yapıyor. Yakın Doğu Hastanesi'yle kanser hastalığını söylüyor herhalde. Kanser hastalarıyla ilgili bir anlaşma var ve gidiyor. Bir süre sorun oldu. Protokolün bittiği bir dönemde biliyorsunuz bir sorun oldu. Ama şimdi bir yöntem buldular ve hastalar sevk ediliyor. Bir şekilde de işleri halloluyor diye biliyorum. Yani ara ara kanser derneğiyle yaptığımız temaslarda düzgün yürüdüğünü ve bir sorun olmadığı söyleniyor. Hastanede çeşitli malzemelerde sürekli eksiklik var. Yeni bir şey değil. Yani gaz maskesi olabilir. Hatırlıyorum ben, oğlum küçüktü. Birkaç defa ambulans geldi evimize çocuk servisinden. Oğlumun kullandığı diyabet malzemesi istendi. Hastanede çocuk servisinde olmadığı için, ben o zaman diyabet derneği başkanıydım, verdik. Yani sürekli bir yokluk, aslında varlık içinde yokluk. Yani iyi çalışıyor olsa, eldeki kaynakları düzgün kullanabiliyor olsa sağlık sektörümüz, bu kadar yokluk yaşamayacak belki de. Bazen de yine varlık içinde yokluk yaşanıyor. Mesela hasta hastaneye gidiyor ve ona insülin yok deniyor veyahut işte tansiyon ilacı yok deniyor.
Hasta öfkeyle bizi derneği arıyordu, Diyabet Derneği'ni. Yine ilaç yok diye. Çünkü yine ilaç yok sürekli bir şikayettir. Yani son 20 yılda hep şikayettir. Bir şey yoktur mutlaka. Depoyu aradığımız zaman ilaç eczacılık dairesinin vardır, gelsin verelim diyorlar. Bu ne demektir? Demek ki hastaneler ilaç depolarıyla ilişkili olarak düzenli bir organizasyon yapamıyorlar. Yani stok elinden bitmeden sistemini kuramamış bir şekilde hasta geldiği zaman bitiyor elinde. Veya sürekli maliyeyle ilgili sorunu var ilaç eczacılık dairesinin. İhaleye çıkıyor ama maliye ödemiyor. Dolayısıyla bakıyor görüyor ki zaman geçiyor ve o ilaç elinde çok azalıyor. Hastaların tamamıyla mağdur olmaması için bu defa sınırlı sayıda ilaç veriyor. Ayda işte 3 şişe veriyorsa her birine birer şişe veriyor ki idare etsinler ihale sonuçlanana kadar. Sürekli bir stres durumu ve bu hastalarda hem güvensizliğe sebep oluyor hem de ilacı bulduğunda stok yapmaya. Şimdi otomasyona geçilmeye çalışıyor. En önemli sıkıntılardan bir tanesi budur. Çünkü bu kaotik düzenin içinde hepimiz hastalar olarak aslında kendimize bir yol bulmuştuk, bir çıkış yolu. Herkes kendi anomalisini, yani o bu anormal düzende kendi anomalisini yaratarak başının çaresine bakıyordu. Ne zaman ki otomasyon oturtulmaya çalışıyor şimdi, yine büyük bir kaos vardır hastanelerde. İşte randevu sistemi getirdik diyor, tabii ki bir yıl oldu işte. Randevu sistemi geldi deniyor ama randevu sistemi gerçek bir randevu sistemi değildir. Özellikle kanser tedavisi gören veyahut ileri tetkik isteyen hastalıklarda, yani sadece poliklinik randevusu değil, başka randevuların da erken zamanında yapılabiliyor olması lazım. O bekleme listesi maalesef hasta memnuniyeti açısından çok çok düşük. İlaç konusunda bir düzensizlik var. Yani bazen varlık içinde yokluk, bazen de işte mali sebeplerden dolayı, ihalelerden kaynaklanan sebeplerden dolayı sınırlı sayıda ilaç veriliyor hastalara. Tabii ki tüm bu anlattığımız konular aslında bilerek veya bilmeyerek hasta hakları ihlalidir. Yani bir kere hasta haklarının birincisi yaşam hakkıdır. Herkesin sağlık hizmetlerine ve tedaviye eşit koşullarda ulaşabiliyor olması lazım. Bizde coğrafi anlamda ulaşamama pek yok. Yani belki Karpaz'da oturanlar için sıkıntıdır. İşte Mausa Hastanesi'ne biraz daha uzun yol geliyorlar. Ama onun dışında büyük ülkelerle karşılaştığımızda ciddi bir coğrafi erişim sorunumuz yok. Ama onun dışında ya telefonla ulaşamıyoruz ya gittiğimizde hekim bulamıyoruz. Yani hekimin önünde 40 tane hasta vardır. İşte 41.'ye bakamıyordur. Bunun sebebi de tabii ki neden bu kadar sıkışılıyor? Tam gün yasası olmasına rağmen hekim önene kadar çalışıyor, uygulamıyor bir şekilde. Hangi hükümet gelirse gelsin, mecliste kaç tane hekim arkadaşımız, milletvekili olursa olsun değişmeyen bir şey, değişmeyen bir tablo. O tam gün yasası uygulanamıyor. Baktığınız zaman Tabipler Birliği de tam gün ister, tıp iş de tam gün ister, bakanlık da tam gün ister ama bir türlü helva yapılamıyor. Evet, yani tam gün hizmet verse hastanelerimiz, kamu hastanelerimiz, eminim bu kadar kaos yaşanmayacaktır. Eminim hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımı daha kolay olacaktır. Şimdi genel sağlık sigortasıyla alakalı söylenen hastalara giden mesajın içerisinde iki tane önemli mesaj vardır bu genel sağlık sigortası. Evet, cebimizden ödeyeceğiz. Herkes ödeyecek. Ama zaten ödüyoruz. Yapılan bu veridir, yani yapılan genel sağlık sigortası yasasıyla ilgili yapılan veri toplama çalışmalarında ortadadır ki korkunç bir para harcıyoruz sağlığımıza. Hem cepten harcıyoruz hem de bir şekilde sosyal sigortalılardan prim kesiliyor. Buna rağmen hasta memnun değilse, hiç kimse memnun değilse ve korkunç paralar da harcanıyorsa buna, ilaca veyahut sağlık hizmetlerine, bu demektir ki
Bir yanlışlık var burada. %6.6 bütçe ayrıldı ya. Ya tabii ki yeterli değil ama biz zaten cepten harcıyoruz onu. Şimdi genel sağlık sigortası gelirse ve prim ödemeye başlarız. Niyaz edilen şey, hayal edilen şey hastanın hekim ve sağlık kuruluşunu seçme hakkı da olabilecek. Şimdi hastaneye girdiğimiz zaman o gün hangi hekimler poliklinik görevindeyse onların mesela iki dahiliyeci varsa birini seçebiliriz ama tek dahiliyeci ise o gün kim varsa onu seçebiliyoruz. Veyahut hangi bölgede oturuyorsak o bölgedeki hastaneyi seçmek zorundayız. Özelden hizmet alamıyoruz ücretsiz olarak. Yani sosyal sigortalılar için söyleyeyim. Evet. Maalesef alamıyorlar. Prim kesilir ama alamıyorlar özel sektörden hizmet. O nedenle umut ederiz ki genel sağlık sigortası geçerse yasa olarak 2016'da hasta hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme şansına sahip olabilecek. Eğer düzgün yürürse bu sistem. Çalıştırılırsa. Bu da hasta haklarından bir tanesidir. Hekimini seçme ve hastanesini seçme hakkı. Evet. Tabii siz değindiniz ona. Yani sigortalılar hastane ilaç bulup da gidemiyor demişti bir izleyicimiz. Evet. Değindiniz o konuya. Bu arada Alihan Pehlivan da bize günaydınlar demiş. Ersu Ekrem, Ayşe Sürmelioğlu günaydınlar. Yoğunluk bitti, sakinliğe eriştik, şükürler olsun demiş. İnci Biber İstanbul'dan günaydın diyor. Ali Öznur, Ahmet Uyar ve Nevin Sakızcıoğlu da bizlere günaydınlar ve iyi haftalar dilemişler. Günaydın. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bir izleyicimizin başka bir mesajı var efendim. Diyor ki ben acilden şikayetçiyim. Kaç defa acile gittiysek dişi ağrıyan, baş ağrıyan acilde oğlumun ayağı kırıldı. Kırık ayaklı bizi 45 dakika acil salonunda beklettiler. Hangi hasta hakkından bahsediyorsunuz? Yazıklar olsun demiş. Çok haklı bir durum söylediği. Yapılan araştırmalarda yoğunluğun en yoğun olduğu, yani hasta girişinin en yoğun olduğu yerler acil servislerimiz devlet hastanelerinde. Ve de hasta memnuniyetinin ve sağlık çalışanı memnuniyetinin en düşük olduğu yerler de acil. Neden? Şimdi gündüz sistem iyi çalışmadığı için, şimdi hastayı düşünün, gündüz sistem iyi çalışmıyor. Özel sektörde çalıştığını düşünün. Özel sektörden, işvereninden izin alacak, gelecek ve bu sistemde bir defada yapabileceği işini en az 3 defada yapacak ve yarım günlük işi de kayıp durumda olacak. İşveren bu durumdan memnuniyetsiz ve tabii ki iş yerinde hırgür ediyor. O nedenle iş yerinde sorun yaşamamak için çalışan hem yevmiyesinden de kesiliyor tabii ki izin alıp gittiğinde. Akşamları acilden girdiğinde yeni olmuş gibi, acil gibi acilden girmeye çalışıyor ve bir kalabalık oluşuyor şeyde acillerin kapısında. Tabii ki acilden giriş bir yerde ücretsiz olduğu için o da bir cazibe merkezi yaratıyor. Ve gerçek, bizi izleyenin dediği gibi gerçek vaka olan kapıda bazen bekletilebiliyor aşırı yoğunluktan dolayı. 45 dakika çok uzun bir süre ama kırık bir ayak için. Peki şikayet etmek isterse şimdi nasıl bir düzgün dili kullanması gerekiyor? Şimdi diyelim ki 45 dakikada hizmet almışsa bir yani kırıkta. Yani izleyicinin iddiası evet. O tabii. Yani, evet, evet. İddiası o. Bir kere başhekimliğe hastanenin hangi sağlık kuruluşundan alamamışsa veyahut geç almışsa hele 45 dakika gecikildiği için sağlığı zarar görmüşse çocuğun diyelim ki geç mi daha öyle bir şeydir ki 45 dakika gecikildiği için gecikmeden dolayı zarar görmüştür. Bütün bunları tespit ederek yazılı bildirmesi lazım. Yani şikayetinin ne olduğunu bana özen göstermediler, beni geç aldılar, benim numaram 1-2 numarayken benden sonrakiler girdi, ben giremedim mesela. Gibi. Yazılı şikayet yapmakta fayda var. Yani şu an için başhekimliklere, kamu hastanelerinde başhekimliklere, idare amirliklerine şikayet yapılabiliyor. Ancak mutlaka şikayet birimlerinin kurulması lazım.
Ve bu gibi durumlarda zaten belki de şikayet eden izleyicimizin sorununun o anda hallediliyor olması lazım. Yani şikayet birimlerinin 24 saat çalışan sağlık kuruluşlarında 24 saat çalışıyor olması lazım. Evet, bir izleyicimizin bir mesajı daha var. Twitter'dan aktarmış bizlere. Hemen onu da bulayım. Çünkü sürekli tweet geldiği için bazen kaçırabiliyorum. Evet, diyor ki Çiğdem Hanım, geçtiğimiz gün size yazmıştım. Bakan yeni yıl ziyaretine hastaneye gidecek diye eko çekilmedi. Nasıl haktır bu? Açıklama yapmışlardı size ve demişlerdi ki Gülsün değil. Kardiyolojinin sayın Gülsen Bozkurt diyor. Neydi? Ay unuttum. Evet. Gülgün Bayis hanımefendi acil bir ameliyata girmesi gerekiyordu. Acil bir ameliyata girdiği için personel eksikliğinden dolayı eko çekilmiyordu. Açıklama buydu, hatırlıyorum. Ve diyor ki sonuç itibariyle diyor yeni yılsa, yıl eğer bayramsa diyor, resmi tatilse diyor, kalp krizi dahi geçiremezsiniz bu ülkede. Şimdi yine hasta hakları boyutundan söyleyelim, kurgulayarak. Yani bu burada izah ettiğiniz ama bir kere sağlık hizmetlerinin kesintisiz olması lazım. Benim de geçen yıl başıma geldi. 30 Aralık günü akşama uçuşum var. İstanbul'a gideceğim. Hastaneden insülin almam lazım. Saat 12'ye çeyrek kala hastaneye geldim. Mesai saati daha. 30 Aralık'ta. 31'i de değil. Ve kapıda bir tabela vardı. Yılbaşı yemeğimiz olduğu için poliklinik kapalıdır. Dolayısıyla anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz. tabii ki ben sonunda hallettim, yani insülinimi aldım ama Sayın Bakan'a, Başbakan'a ve ilgili hastanenin başhekimine bir mektup yazdım. Hasta Hakları Derneği olarak. Bu böyle olmaz. Yani en azından herkes, tabii ki sağlık çalışanlarının da hakları vardır. Ve insani boyutuyla tabii ki kutlama yapmaları lazım. Ama servisi aksatmayacak şekilde. Yani bir rotasyon konur ki herkes yemeğe gider ama bir kişi orada kalır. Sırayla herkes gider vesaire. Ondan sonra Başbakan genelge çıkardı tabii ki. Bu yılda hassasiyetle üzerinde duruldu. Bayramlarda ve yılbaşlarında bu tür hizmetler sadece sağlıkta değil, kamunun tümünde. Çünkü kamunun görevi vatandaşa hizmet etmektir. Başka bir şey değil. Ve bu hizmetlerin aksatılmaması lazım. İkincisi, ülkede daha farkındalığımızın tam olarak yükselmediği konulardan bir tanesidir. Bu hastaların çok iyi niyetle teşhir ediliyor olması. Kötü niyet demiyorum. İki noktada teşhir fark ettik biz Hasta Hakları Derneği olarak. Birincisi, Bakanlar Kurulu'na sağlık yardımı almak için başvuran hastaların kurulları onaylandığı zaman resmi gazetede bunların isimleri, hastalıkları, hangi hastanede tedavi görecekleri, bütün detaylarıyla yayınlanıyor. Ha, şeffaflık için her şey yayınlanmalı mıdır? Yayınlanmalıdır. Ancak hasta hakları açısından hiçbir hastanın kendi izni olmadan ne adını, ne hangi hastalıktan tedavi gördüğünü açıklayamazsınız. Rakamsal olarak açıklayabilirler. Mahremiyet hakkı diye bir hakkı var ve çok özel bir haktır bu. Mahremiyet hakkı bu noktada ihlal edilmektedir. İkincisi, yine çok iyi niyetle yaptığımız bir şey, siyasiler bayramlarda, yılbaşlarında hastanelere hasta ziyareti yapıyorlar. Ve bu hastalar teşhir ediliyor. O da ne? Yani mahremiyet hakkıyla alakalı. Çok iyi niyetle yapıyoruz. Çok insancıl bir şey, yani hatırlanmak, yaşlının hatırlanması, engellinin hatırlanması, hastanın hatırlanması. Çok çok iyi niyetle yapıyoruz ama Avrupa'da böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü siyasi
onu halkla ilişkilerinin içinde yapar. PR çalışmasının içidir. Meclis başkanı gider, elini sıkar, yaşlıyla beraber bir sevgi yumağı fotoğrafı yayınlanır. Bizim algımızda ne kadar şefkatli bir bakan, ne kadar şefkatli bir meclis başkanı gibi. Yani orada bir algıyla, vatandaşın algısıyla oynanıyor aslında. Gazetelerde evet. yayınlandığı için. Gene gitsin, gene ziyaret etsin, gene el öpsün. Ama gazetelerde yayınlanmasın. Evet. Tabii onu da ben burada bir basın mensubu olarak söyleyeyim. Bazen de inanın ki biz hani basın camiası adına söyleyebilirim. Mesela hiç haberimiz olmayabilirdi bizim X siyasinin ya da Y siyasinin işte huzur evine ya da atıyorum bir SOS'e ya da işte devletin çocuk şeyine yetiştirme yurduna gideceklerinden, ama özellikle telefon açıp da rica etsek bize bir muhabir gönderir misiniz deyince siz de ister istemez gidiyorsunuz, acaba haber değeri olan bir şey mi var, bir şey mi yapacak diye. Dolayısıyla onlar çağırmasalar keşke bazen de bir de bu açıdan da bakmak lazım. Evet, özellikle yapıyorlar bunu, o dediğiniz algıyı yaratmak için. Sevgili Serhat göndermiş bizlere bir mesaj. Diyor ki Çiğdem Hanım, tam da bu noktada Emet Hanım'a katılıyorum. Benim annem rahatsızdı ve yatılı olarak 2-3 gün bir yerde kalması gerekiyordu. Biz de onu Türkiye'den, Ankara'dan gönderiyor. Biz de onu diyor, burada diyor bakım evleri var, oraya yerleştirdik çünkü evde bakmak mümkün değildi. Rahatsızlığı geçince eve alacaktık demiş. Ne yazık ki bu bahsettiğiniz durumla ilgili televizyonda annemi huzur evinde veya bakım evinde görünce millet beni arayıp hiç utanmadım mı anneni oraya attığına demiş. Böyle de bir durum yaşamış yani. Şimdi bir, orada yazan kişinin hakkı ihlal edilmiş. Öte yandan tanıyanlar dermiş hiç utanmadım mı oraya diye. İzah etmekte herhalde zorluk çekmiştir. Bir de bu yanı var tabii bu işin. Yani bir de sosyal medya yönü de var. Yani biz kendi hastamızı da teşhir ediyoruz. Mesela haber vermek için hasta yoğun bakımda yatar. İşte yüzünde gözünde tüpler var. Perişan evet. durumda. Hemen selfie yapılıp çekiliyor mesela. Biz uyarıyoruz yani. Çünkü hastanın kendisinin izni olmadan... Hastalık durumuyla alakalı ne görüntü ne bilgi normalde mahremiyet hakkının ihlalidir. Ve hasta yakınları, hasta kendisi istemezse hekim hastanın yakınına bilgi vermeyebilir. Ancak aklı durumu yerinde değilse, çocuksa yani vasisi varsa, velisi varsa... Veyahut izin vermişse, veyahut kendini bilmez durumda, şuurunu kaybetmişse yakınına bilgi verme durumundadır. Evet, bu kadar da sıkıdır evet. mahremiyet hakkı. Avrupalılar mesela bu konuda çok titizdirler. Çocuk kreşlerinde dahi bu fotoğraf çektirilerek siyasilerin, çocukların teşhir edilmesi soru işaretidir. Ya bu çocukları hiçbir yerde kullanamazsınız. Ne kadar güzel söyledi. Efendim bir izleyicimiz bir soru sormuş. Daha doğrusu bir görüş belirtmiş. Diyor ki Çiğdem Hanım, Türkiye'den kopyalayalım sağlık sistemini. Evet, Türkiye'de gayet iyi gidiyor demiş. Özellikle insanların evine kadar araçlar gidiyorlar. Araçla gidip bakıyorlar. Herkesin aile hekimi var demiş. Ama Türkiye'de unutmayın ki kürtajda yasaklanma yoluna doğru gidildi. Ülkemizde böyle bir şeyi kaldırmak mümkün değildir. Bu da bir hasta hakkı değil midir? Yani ülkemizde kürtaj yasak değildir. Yani hasta hakkını geçin, insan hakkıdır, kadın hakkıdır. Yani benim bedenim, benim kararım. Evet, buna da kısaca o cevabı vermiş olalım. Efendim saatimiz 9.46 gösteriyor. 2015'te elbette ki sağlık sektöründen hasta hakları noktasında beklenti çok. Çalışanın da hakkı noktasında beklenti çok. Çünkü personel alımı da yapılması lazım. Yani ben... Çok haklısınız. Yani bunları konuşurken tabii ki... hasta haklarıyla sağlık çalışanlarının hakları çatışan haklar değildir. Çatışmacı bir ortam var ama normalde bunlar çatışan haklar değildir. Sağlık sistemi harmoni içinde normal koşullarda çalışabiliyor olsa, hasta haklarının uygulanması için önü açıldığı zaman sağlık sisteminde, sağlık çalışanlarının da
çalışma kalitesi yükselmiş olacaktır. Mesela bu genel sağlık sigortasıyla ilgili özel sağlık kuruluşlarına ve özel hekimlere de açılacak olması son derece hem hasta açısından hem özelde çalışan hekimler açısından sevindirici bir durum. Acil servislerden bahsettik. Hastalar yönünden çok kaotik bir durum ve sıkıntı çekiliyor. Ama sağlık çalışanlarının dünyada en çok şiddete uğradığı yer sağlık kuruluşu içerisinde acil servislerdir. Evet, gerçekten zor koşullarda yapılan araştırmaların çoğunda bir sağlık çalışanının meslek hayatı içinde en az bir defa şu veya bu şekilde şiddete uğradığı, yani sözlü şiddet olabilir, psikolojik şiddet olabilir, fiziki şiddet olabilir. Maalesef şiddet giderek artmaktadır sağlık çalışanlarına. Çünkü dünyada sağlık tabii ki giderek ticarileşiyor. Artık hasta müşteri, yani insan değil bir müşteri gibi oluyor. Sağlık çalışanı sağlık hizmeti yerine sanki bir ürün sunuyormuş gibi onun pazarlığını ve fiyatını bir şekilde konuşmak durumunda kalıyor hastayla. Giderek bu hale dönüştüğü için sağlık sistemi de, o yüzden zaten hasta hakları daha çok konuşulur olmaya başlamıştır dünyada. Yani sağlık sektörünün bu tüm dünyadaki neoliberal politikaların yaygınlaşması dedikleri o şey küldür küldür gelen şeyden dolayı olmaktadır. Evet. Maalesef. Evet. Yani başka bir dünya mümkün tabii ki. Hepimiz hayal edebiliyoruz. Başka bir dünya mümkün. Eğitim ve sağlık ücretsiz olsun tamamıyla ama karşılığındaki hizmeti de güzel olsun. Yani bizim ücretsiz olduğu zamanlarda oldu ülkemizde. İşte Türkiye'de çok pahalıdır. Yani mesela özel bir kliniğe gidip eğer sigortanız yoksa bir sağlık hizmeti almanız çok pahalıdır. Ve şeylere göredir. Profesör, uzman gibi farklı branşlara ve eğitime göre verilir. Bizde mesela böyle bir şey, ister profesörden mesela sağlık hizmeti al, ister uzmanından sağlık hizmeti al. Bizim de güzelliğimiz bu yönde diye düşünüyorum ben. Yok yani. Yani özel hastaneler ayrı ama devlet nezdinde, kamuda düşünürsek eğer yine iyi bir şey de var yani. Hani iyi yönden bakalım dediniz ya, iyi yönünü bulmaya çalışıyorum ben de zor da olsa. Tabii ki yani kamuda çalışan hekimlerin büyük bir kısmı aynı zamanda özel sektörde de çalışıyorlar veya tersten söylersek özelde çalışan, özel sağlık kuruluşlarında çalışan pek çok hekim, sanıyorum %70'ine yakını aynı zamanda kamuda çalışan hekimdir. Yani kamuda çalışırken stresli ve asık suratlı olan bir sağlık çalışanı özel kuruma geçtiği zaman birdenbire hastasına ilgi gösteren, daha uzun süre hastasına zaman ayırabilen, yani o farklı bir sistemin içerisine girdiği zaman daha farklı hizmet sunabiliyor. Öyleyse hekimler kamuda çok mutlu değil diyebilir miyiz efendim? Yani mutlu değil tabii ki. Sadece hekimler değil, sağlık çalışanları. Yani mesela en çok şikayet aldığımız insanlar hekimlerden çok hemşirelerdir aslında. Sebebi de eskiden bilirsiniz hasta bakıcı kadrosu vardı hastanelerde. Ve bugün ailelerin veyahut o parayla tutulan hasta bakıcıların yerine hasta bakıcılar hizmet görürdü. Yani aileler gene ailemiz hastamızın yanında olurduk ama hasta bakıcı işte taşınması, çevrilmesi, çarşafının temizlenmesi gibi pek çok işte tuvalete götürülecek, getirilecek, sürgü tutulacak. Bu tür işlemlerde hasta bakıcılar, daha çok da erkeklerdi İngiliz döneminde bu hasta bakıcı kadrosunda olanlar. Zaman içerisinde hasta bakıcı kadrosu ortadan, hasta bakıcıların tümü hemşire oldu. Hemşirelik mesleğinin tanımları içerisinde hasta bakıcının üstlendiği rolleri konmadığı için de havada kalan roller ve görevlerdir bunlar. İşte aileler yapabildiği kadar yapabiliyor. Özellikle gece bakımlarda sorun vardır. Çoğu zaman çalıştığımız için ailemize bakamayacak durumdaysak hastanede yatan hastamıza, işte hastane sistemi içerisinde bulunabilen, bir şekilde bulunabilen
bakıcılar vardır ki bu bakıcıların hiçbir tıbbi eğitimi yoktur. Yani sırasında serumla da oynuyorlar. İlacını ver diyor mesela hemşire, ilacını verdiniz mi hastanızın diyor. Ya da pansumanının şusunu yaptınız mı diyor, hemşire gelir sorar, yaptık derler. Yani hak götür, yaptı mı yapmadı mı, doğru mu yaptı, eğri mi yaptı, çoğu zaman bilemiyoruz. Hijyen midir değil midir? Emanet ediyoruz hastamızı çoğu zaman. Canlı emanet ediyoruz. Evet, bu en önemli sorunlardan bir tanesidir ve tabii ki hasta ve hasta ailesi gergindir. Çünkü sorunludur yani. Ve hemşireler de uzun saat çalışırlar var diye usulü çalışırlar. Onların da aileleri var, onların da çocukları var. Onlar da gergin olduğu zaman çatışma ortaya çıkıyor. Ne yazık. Bir keresinde bir... sağlık hukuku sempozyumunda özellikle bu konuyu anlatmıştım. Hastane, bugün emekli olan bir hastane başhekimi demişti ki, moderatördü konuşmayı yöneten, o kadar çok eğitim verdi ki hemşirelere bu konuda, iletişim konusunda. Yani düşünün, size saldırgan bir dille hitap eden hasta veya hasta yakını, bir sağlık çalışanının gerek tıp fakültesindeki veyahut işte eğitimini alırken dönemde veyahut hizmet işe başladıktan sonra hizmet içi eğitimlerinde iletişim becerilerinden ilgili düzenli eğitim alması gerekiyor. Çünkü orada herkes streslidir, herkes bir an önce bilgi almak ister, herkes hastasıyla ilgili işte bir sonuç almak ister. Ve de herkes şık bir dille ilişki kurmayabilir orada. Evet. Hizmet verenlerin o profesyonel becerilerinin olabiliyor olması lazım. Ki çatışmayı daha yüksek bir noktaya tırmandırmaması için. Zaten. Bu da yani sürekli tekrarlanması gerekiyor. Hani zaten yani bir eğitim bile almamış olsalar, yani bir insan, birey olarak... Eğer size karşınızdaki insan saldırgan tavırlarla veya yüksek sesle veya beden dili saldırgansa size derdini anlatmak için ifade etmeye çalışırken farklı psikolojide davranıyorsa sakinleştirmek de bir anlamda karşı tarafa bağlı. Yani ne kadar sakinliğinizi korur, onu yerine empati kurarak, kendinizi koyarak yaklaşırsanız siz eğitim almadan da zaten o insanı sakinleştirir. Size ne kadar bağırabilir ki karşısında yeteri kadar sakin durup durumu izah etmeye çalışan bir insana. Hatta size saldırmaya çalışan insanın kendi kendini sorgulamasına dahi sebep olabilirsiniz. Yani bizim öyle güzel bir insanımız var. Hani bir an parlarız ama arkasından da şey deriz, ya keşke yapmasaydım falan. Ama bu tabii karşı tarafın davranışına bağlı olarak değişebiliyor. İnsani değerleri unutmamakta fayda var galiba. Tabii ki oluyor zaten bu tür şeyler. Geçenlerde bir şiddet sempozyumu vardı. Ben de hastaya şiddeti konuşmak için hazırlanırken bir devlet hastanemizi aradım. İdari kadrodan bir arkadaşı, dedim işte hastalar, son bir yıl içerisinde hastaların şiddete uğradığına dair size bir bilgi geldi mi başhekimliğe falan. Yo dedi, yakın tarihte dedi bir hekim arkadaşı, pardon, evet dedi, bir hastaya dedi bir hekim arkadaşımız şiddet uyguladı. Anlat bakayım dedim, nasıl bir hikaye bu? Şimdi polikliniğin kapısında hekim içeride hasta bakıyor. Hastalardan bir tanesi sırasını beklemeden önündekilerini atlayarak kendisinin doktor tarafından bakılmasını istiyor. Israrla. Odacıyı aşıyor ve kapıyı zorluyor falan. Hekim dışarıya çıkıyor ve der ki, benim içeride hastam var, artık sırasını bekleyen başka hastalar var, seni içeri alamam. Ve bu muhabbet şiddete dönüşüyor. Hasta hekime sözlü şiddet uyguluyor. Ailesine hakaret yönelik ediyor. Hakaret ediyor ve de hekim yumruğu çakıyor hastaya. Tabii ki olay soruşturmaya gidiyor. Sonunda hasta hekimden özür diliyor. Diyor ki, sabah sakinleştiricilerimi de almamıştım zaten, özür dilerim. Hekim de hastayı affediyor, olur böyle şey diyor. Ve de hekim hasta ilişkisine halen devam ettiklerini söyledi o arkadaş. Yani hasta hekimi görmeye gelmeye devam etti. Hekim de hastaya bakmaya devam etti bu olayın arkasından.
Yani affedici olabiliyoruz ama önemli olan bunların hiç olmamasıdır hiç aslında. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın İmge bizimle birlikte olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Güzel haberler aldık sizden. Bir anlamda farkındalığımızı da tekrar doğurduk. Arada bir böyle suprafizikali uyandırmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Herkese mutlu yıllar dilerim. Teşekkür ediyoruz. İnşallah size de mutlu, sağlıklı yıllar dileyelim. Evet. Değerli izleyenler, bizim birlikteliğimiz devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardındansa İngiltere'ye dönüyoruz. Gazeteci Ceren Kaynak'tan İngiltere'nin gündemini, gazetelerin manşetlerini alacağız efendim. Bizden ayrılmıyorsunuz. Sonrasında ise astroloğumuz Şifa Avcı'nın böyle birazcık yıldızlardan bahsedecek bize. Bugünkü gazetemize ünlülerden bahsetmiştik. Hangi ünlüler, hangi burçlar? Bunlar devam ediyor. Ve ardından ise Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Sayın Fehmi Oktay bizlerle birlikte oluyor. Stüdyomuzu ona bırakıyoruz. Yurtta ve dünyada meteorolojik raporları bizlerle birlikte paylaşacak. Kısa bir aranın ardından sonra buradayız.